Peki. Hani ben aynı şekilde iyi bir babayım. Şimdi stüdyomuzda Güllale Sağlam var. Efkan Bey'in 2014 yılında evlendiği resmi nikahlı eşi. Güllale Hanım buyursunlar. Efkan Bey'in de hayatındaki hep kadınlar, biri Türkmenistanlı, diğeri Özbekistanlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Esra Hanım. İyiyim. Heyecanlı mısın? Ha, çok. Yüzün gözükmüyor ekranda, rahat ol. Çalışıyorsun sen sanırım. Evet, şimdi bir anneye bakıyorum. Bir anneye bakıyorsun, peki. Hem eşim tarafından hem de eşimin birlikte olduğu kadın tarafından en çok mağdur edilen kişi benim. Evet, benim. Anlatır mısınız? 2014 yılında, 2009 yılında tanışmışsınız, 2014'te evlendiniz. Evliliğinizin asıl amacı neydi? Sizin burada yaşamanız için nikah bir kılıf mıydı? Yok, yoksa gerçekten biz, duygusal bir ilişkiniz mi vardı? Yok, biz Efkan ikimiz birbirimizi severek evlendik. Efkan beni beğendi, ben Efkan'ı beğendim. Efkan benden 6 yaş küçük. Benim bir tane oğlum var. Akmal. Ben anneye de babaya da söyledim. İlk geldiğim zaman misafir olup geldim bunların evine. Sonra ben evde kaldım. Hiçbir yere çıkmadım. Orada 2012'de geldim Efkan'ın evine misafir olup. Bir aydan sonra oğlum geldi memleketten, Ağustos ayında. Sonra oğlumla birlikte gezdik. Efkan, ben, anne, hepimiz de. Yani çok güzel gidiyordu her şey. Çok güzeldi. 2014, 24 Şubat'ta biz resmi nikahtan geçtik. Anne, baba da, Efkan da, herkes razı geldi bizim evliliğimize. Ben anneye de baba da söyledim. Anne, baba, ben dedim Efkan'ın 6 yaş büyüğüm. Bir tane oğlum da var. Sonra dedim problem olmasın. Yok kızım dedi. Nilay'da dedi, Nilay görmeyeceğim. Nilay'da dedi kocasından 3 yaş büyük. Seher teyzesi var Efkan'ın. Seher teyzesi de bütün kocasından... Bütün ailenin yaşlarını söylemenize gerek yok. Yok, problem Seher yoktu. Teyzesi de dedi 4 yaş dedi, büyük dedi kocasından, hiç problem yok. Var dedi, bizde var bu dedi. Kaç yıl aynı evde yaşadınız? 4 yıl. Kimlerle yaşadınız? Anne, baba, Efkan, ben. Kızlar geliyordu, evet. Kızlar, çocuklar geliyordu. Şu çok güzel gidiyordu evliliğimiz. Ama arada kavga oluyordu. Ne kavga gibi kavgalar oluyordu? Yani Efkan çalışmıyordu, doğrusunu söyleyeyim. Efkan çalışmıyordu. Baba çalışıyordu. Baba sabah gidiyordu, ayakkabı imalatı mı onu yapıyor baba. Mesai saatlerde çalışıyor. Baba Efkan bana diyordu. Efkan sorumluluklarını alan bir adam mı? Kim? Baba, sorumluluk alır mı? Baba sorumlulukta baba alıyor. Efkan sorumluluk almıyor. Çalışma hayatı yok. Yok, yok. Şiddet uygular mıydı? Yani evet, uyguladı. Birkaç kere uyguladı. Baba, anne, üçümüz biz kahvaltı yiyip oturuyorduk. Kahvaltıda oturduğumuz zaman baba bana diyordu. Kızım Lale, ya sen çalışırsın ya da Efkan çalışmalı. Ben dedi yaşlanıyorum şimdi dedi. Baba, o zaman ben dedim çalışayım. Yok kızım, sen ne çalışıyorsun? Efkan çalışmalı, Efkan'a söyle diyor. Efkan'a söylesem, Efkan sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor, suratını bozuyor. Ondan sonra bugün evde çok kavga oldu. Baba dedim, ne olursa olsun dedim, Efkan ne yapsa yapsın, ben dedim yatılı olsa da işe gideceğim. Artık dedim bıktım, ben dedim hem evde dedim sıkıldım, hem dedim ben mesleğimi seviyorum. Ben hemşireyim, ben hasta bakıyorum. Ben 18 yaşımdan beri hasta bakıyorum. Gül, Ziyade'nin iddiaları, şiddet uyguluyor iddiası doğru. Evet, doğru. Evine bakmaz, sorumsuz, çalışmaz bir adam dedi. Evet, doğru. Bu da doğru. Doğru, evet. Siz 2014'te evlendikten sonra 2017 yılına kadar... 2017 değil. 18'e kadar. Yok, 2018, 6 Mayıs'ta... Ben Bülent Bey'in evinde yaşadık biz, Efkan. Efkan'a anahtar vermiş Bülent Bey arkadaşı. Efkan, Lale ile siz buraya yerleşin. Bir yere bir ev tutana kadar, başka bir ev bulana kadar. Ben evde yokum, her şey var evde. Rahat rahat evde yaşan. Dip anahtar veriyor Bülent Bey Efkan'a. İhaneti Efkan, nasıl öğrendiğini
Evet, onu ben şimdi söylüyorum. Evet, onu söyleyeceğim. Ondan sonra Efkan bana diyor ki, Lale, ben Bülent Bey'deyim, Bülent Bey'in evindeyim. Tamam, ben geliyorum Efkan. Telefonda konuşuyoruz. Tamam, geliyorum Efkan. Taksiye çıktık, Bülent Bey'in evine gittik. Gittim, orada her şey var. Burada dedi, geçiniriz şimdilik dedi. Ondan sonra Bülent Bey'in bir anahtarını bana verdi. Bir anahtar Efkan'da, bir anahtar bende. O her izin günüm Bülent Bey'e geliyorum ben. Efkan ikimiz televizyon izliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yine sohbet ediyoruz. Her zamanki gibi, hiçbir şey yok gibi. Mutlusunuz. Mutluyuz, evet. O bu arada çalışıyor mu? Efkan çalışmıyor, yok. Evin giderlerini nasıl karşılıyorsunuz? Siz mi veriyorsunuz Efkan Bey'e? Evet, ben şey getiriyordum, markete çıkıp. O bu şey... Sen mi parayı veriyordun diyor. Evet, evet. Bütün ben... parayı sen karşılıyorsun. Evet, evet, ben karşıladım. Çalışıyorsun 6 gün, evet, bir gün ben... izini kullanıyorsun. İhaneti nasıl öğrendin? Evet, ben Efkan'ın, şimdi söyleyin, ben Efkan'ın dağı, karısı, her şey, her şeyi ben oldum Efkan'ın. Ondan sonra bir gün ben işteydim. Efkan'ı arıyorum, arıyorum, açmıyor Efkan. 6 Mayıs idi. 2018, 6 Mayıs. Efkan açmıyor. Sonra dayıga aradım ben, Hilmi dayıga. Çorlu'da dayı var. Dayı, Efkan'la konuştunuz mu dedim. Arıyorum, açmıyor dedim. Dur ben arayayım dedi. Sonra yok, bana da açmadı Lale dedi. Tamam dedim, o zaman ben gideyim dedim. Da Bülent Bey'in evine gittim. Anahtarım var. Sonra gittim orada kapıda şöyle giriyorum, apartmandan giriyorum. Orada böyle durdum, yattım, durdum da Efkan'a arayayım dedim de telefonuma böyle Efkan'ı basıyordum. Efkan arkamdan geldi. Ha Lale dedi, geldin mi? Evet geldim. Ondan sonra yukarı çıktık böyle. Hadi anneciğim çık yukarı. Çık yukarı, dördüncü kata çıkıyoruz ikimiz. Koşturuyor Efkan önümde. Bir acayipti, hareketler acayipti. Sen o evde Ziyade'yi gördün mü? Gördüm. Gördüm. Şimdi onu anlatacağım. Ondan sonra ben yukarı çıktım. Yukarı çıktıktan sonra Efkan böyle bir acayip hareketler yapıyor da bana diyor ki, Lale benim şimdi bir acele işim var. Şimdi çabuk gitmem lazım. Nereye gidiyorsun Efkan? Ben tek başıma oturacağım mı burada? Tamam yür dedim, bir taksi çağır dedim. İkimiz bitirelim seni işini. Nerede o işin? Yür dedim. Taksiye çıkacağız, bitirip geleceğiz. Yine oturup yemeğimizi yiyip televizyonumuzu izleyeceğiz diyorum da buna. Ondan sonra bu diyor ki, Efkan Bey, yok kusura bakmayın, çok böyle işten dinliyorsunuz, anlattıkları var. Doğru şey gibi. Ondan sonra Efkan diyor dinliyorum. Ki, yok Lale diyor, yok Lale diyor, sen kal burada, sen dinlen kal burada diyor, çıkıyor. Bu Ziyade'yi aramış, Ziyade marketliymiş, alışveriş yapıyormuş Ziyade. Ziyade eve gelecek çünkü. Evet, eve gelecek. Son bu vakları böyle baktım, çamaşırlıkta. Kimin acaba? Ondan sonra Efkan şeyden geldi. Bu vakitler aşağı iniyorum. Aşağı indi. Yür Lale dedi. Dışarı çıkıp biraz dedi, hava alalım. Yür. Ondan sonra gidiyoruz, gidiyoruz. Seni yolda oyalıyor aslında. Sultan Gazi Meydan. Sultan Gazi Meydan'a geldik. Lale dedi, senin birisiyle görüştüreyim mi dedi. Tamam görüştü. Kim o dedim. O bir kadın ne dedi. Hangi kadın dedim. O bir kadın dedi. Ha dedim. Ondan sonra telefonla böyle şey yapıyor. Ben telefonla şöyle bakıyorum. Hanımım diye yazıyor bunu. Hanımım diye yazıyor. Ben dedim, kim o hanımın dedim. Ondan sonra dur dedi. Dur dedi. Ben sana şimdi görüştüreceğim birisiyle. Tamam dedim. Oradan yine eve döndük. Bülent Bey'in evine döndük. Dönüp durup kapıdan giriyorduk. Bu vakları bu kapının önünde şöyle duruyor. Sen dedim neredeydin dedim. Ben buradaydım dedi. Nerede yedin? Burada yedim ben dedi. Ha dedim, bu vakları bu koşup, ya kuyanlar koşuyor ya. Evet. Çok çabuk dördüncü kata. Koşup dördüncü kata kapının önünde böyle duruyor. Böyle şey gülüp duruyor da böyle şey. Bir acayip hareketler bunda da. Benim elimde anahtar var. Efkan çabuk çıkıp kendi anahtarıyla kapını açıyor. Ziyade'nin bendeki anahtarı bilmesin diyor da. Benim de anahtarım var Bülent Bey'in. Ondan sonra içeri girdik. İçeri girdikten sonra Ziyade diyor ki, ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim. Ben ihaneti öğreniyorsun. Neredeyse seninle dalga geçiliyor. Evet, ve evet. Sonra sen Ziyade'nin mahalleden haberdar oluyorsun.
Ziyade tarafından çok baskı gördüğünü, evet, çok tahrik edildiğini, ağır mesajlar aldığını söyledin. Eşin, evet, Efkan'dan boşanmak istedin mi? Önce ben boşamayacağım dedim. Baba, anne dedim, o kadın nerede diyorum. Bilmiyoruz Lale, biz bilmiyoruz diyor. O evde yok mu şimdi diyorum. Şimdi o kadın deyince aklıma geldi. Kayınvaliden kayınpederinin kötü insanlar olduğunu iddia etti. Ziyade nasıldır Efkan'ın anne babası? İyi insanlar mıdır? Efkan anne baba çok iyi. Benim için çok iyi anne baba. Ama Ziyade tam tersini söyledi. Yo, anne benim için çok iyi. Anne baba benim için çok iyi. Adamına göre. Ben Ziyade doğum yapana kadar anne babayla telefonda konuşuyorum. Ziyade bana kötü mesajlar yazıyor. Gece saat 3.30'da arıyor, bağırıyor, çağırıyor. Boşayacaksın Efkan'ın, ben erkek bebeğim. Ben onu babaya arıyorum, baba diyorum, artık yeter artık, bu kadın nerede? Ben dedim Müge Anlık'a çıkacağım ya da Esra Hanım'a çıkacağım da her şeyi anlatacağım. Bu kadını bulacağım diyorum. Bu kadını bulacağım dedim. Niye çıkmadın o zaman peki? Çıkmadım, sabır ettim. Bana baba da anne de dedi. Zamanı bekledin şimdiye kadar. Yok Esra Hanım, lütfen konuşmasın bu kadın. Yani sen boşanma dava, eşini sevdiğin için mi boşanmak istemedin? Onu evet, tekrar kazanırım. Ama Efkan'ı seviyordum ben. Efkan da benim yanıma geliyordu Lale. Peki Efkan seni seviyor mu hanımefendi? O kadın iyi kadın değil. Tamam. Nerelerden benim karşıma çıktı bu? O kadın iyi kadın değil. Bizim nasıl çok güzel bir mutlu hayatımız vardı. Çocuğumuz olmadı. Ama bak, çocuğumuz yoktu ama biz çok mutluyduk Lale, değil mi diyordu bana. Efkan Bey nasıl hikaye? Söyle Efkan, benim yanıma geliyor Lale. Lale, ben seni seviyorum. Ben o kadını sevmiyorum. Ben seni seviyorum Lale. Bak, ben Nazire İbro ile bir sene yaşadım. Yıllarca. Ben bir sene Nazire İbro ile yaşadım. Birinci resmi nikahlı karım. İkinci resmi nikahlı karım sensin. Ben seni seviyorum. Bak, ben Nazire İbro'dan çocuğum olmadı. Onun arasında kaç tane... Sen dedi 6 sene seninle birlikte oldum. Sen dedi çocuk olmadı. Bu kadın da çocuk oldu. Ben şokların şokunu yaşıyorum. Lale de benim yanıma geliyor. Ben o kadar üzüldüm. Benim psikolojim bozuldu. Sen bir an önce boşan, kendi hayatına bak. Zaten kendi ekmeğini kendin kazanan, aslanlar gibi yabancı bir ülkede ayakta kalma mücadelesi veren bir kadınsın.